Gençlerde şu an bu. Kızlara nasıl yanaşsalar? Bir daha dinleyeyim. Bir kızla nasıl sohbet etmeliyiz ki bizi sevsin? Yakışıklı bir kere kızlar çok naif, kibar varlıklardır. Yani çabuk kırılabilen, nazik varlıklardır. Kadınlar akıldan müthiş etkilenirler. Yani hem aklı çok heyecan verici bulurlar, akıldan kadın çok tahrik olur, onu da söyleyeyim. Yani en kadın için en tahrik edici şey akıldır. En beğendikleri şey akıldır. Ama şimdi akılın da kaynağı olması lazım. Akıl dine dayanır, Kur'an'a dayanır. Yani Kur'an'dan kaynaklanmayan bir akıl, akıl olması mümkün değil. Olmuyor yani. Karşıdaki insan bir kere çok samimi olması ister kadın. Samimiyet görmediğinde onun vücudu, onun ruhu o tavra karşı, karşıdaki insana karşı kapanır. Yani o istese de kendini açamaz. Çünkü insan bedeni samimiyete göre yaratılmış. Hassas bir alettir insan bedeni. İnsan beyni çok hassas bir alettir. Samimiyeti gördüğünde beyni, ruhu, bedeni kadının açılır. Ama samimiyetsizliği gördüğünde bedeni, ruhu, aklı kapanır. Kasılma başlar kadında. Yani tarif edemediği bir negatif yükün altına girer. Ve bir iticilik tabir edilen olay meydana gelir. Kadın o kişiyi itici görmeye başlar. Olumsuz etkilenir. Onun için bir kere çok samimi olunması lazım. Bir, ikincisi kadını putlaştırmamak lazım. Yani Allah'ın tecellisi olarak görmek lazım. Ki doğrusu da odur. Allah'ın kulu olarak ve kadını koruma hissiyle yaklaşmak lazım. İstifade etmek için değil. Koruyup kollamak. Yani şefkat duymak, merhamet etmek, ona iyilik yapmak, onun haysiyetine, şerefine, namusuna, aklına, bedenine zarar gelmemesi için özen göstermek. Yani mesela dışarıda bir genç kızla karşılaştın. O korkar, o yani bir zarar mı verecek acaba, bir kötülük mü yapacak gibi çekinir. Ama sen ona dostane yaklaştığını hissettirecek en önemli tavrın ne olur? Allah'tan korkman olur. Çünkü genç kız düşünür de ki ya kork Allah'tan, korkmayandan. Ama Allah'tan korkandan da çekinmem der. Akıllı düşmanım olsun der. Yeter ki akıllı olsun. Kadın akıllıdan çekinmez. Akılsızdan çok çekinir. Akıllıysan ve samimiysen zaten Allah onun ruhunu sana açar. Yani sen ondan beklemeyeceksin sevgiyi. Allah'tan bekleyeceksin. Ya Rabbi onu bana sevdir dersen, tecellini bana sevdir dersen, gücün Allah'ta olduğunu bilirsen, Allah onu sana sevdirir. Ama onu putlaştırırsan o başına bela olur. Yani bayağı bir bela olur. Karşılıklı bela gelişir. Ve şeytan işin içine girer. İşte öldürme arzusu falan da oradan kaynaklanıyor. Putlaştırmadan kaynaklanıyor. Kadını putlaştırıyor. O da erkeği putlaştırıyor. O zaman bela yol bulur gelir, Allah sevgesin. Ama kadın adamı şeytan diye gördüğünde kaçmak ister bazen. Bazen de kurtulamıyor tabii, şehit olan kızlar da var. Yani özetle samimiyet, samimiyet, samimiyet. Sen çok akıllı olduğun için seninle tanışan her kadın aklından ve derinliğinden çok etkileniyor. Hep bunu söylüyorlar ortak kanaatle. Ve hepimiz için de aynı şey geçerli. Evet. Canımın içi, güzel yüzüm benim. Benim canım mesela Almanya'ya gitmişti.